Bu haber alamama meselesi bizim açımızdan artık tecritin zirve yaptığı bir noktayı işaret ediyor, temsil ediyor. Çünkü bunun ötesi yok artık yani. Haber alamıyoruz. Ne durumdalar? Sağlıkları ne durumdadır? Yaşam güvenlikleri var mı yok mu? Orada kötü muameleye maruz kalıyorlar mı, kalmıyorlar mı? Yani hiçbir şey bilmiyoruz müvekkillerimizle ilgili. Hem Sayın Öcalan hem oradaki Derviş müvekkilimiz. Bu anlamda bu aslında tecritin doruk noktası sayılabilir. Bunu söyleyebiliriz ve bu yüzden de daha çok çabalamak gerekiyor. Her yolu denemek gerekiyor. Hem hukuken hem siyaseten, demokratik yollardan. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Başvurabileceğimiz bütün mercilere başvuru yapıyoruz. Hem yargısal mercilere hem idari mercilere gerekli başvuruları yapıyoruz. Hem Türkiye içindeki hem uluslararası kuruluşlara gerekli başvuruları yapıyoruz. Aslında bu tanımı, haber alamama tanımını ilk SPT'nin kendisi kullanmıştı. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nden bahsediyorum. SPT 99'dan beridir, yani 15 Şubat 1999'dan beri İmralı'yı ziyaret ediyor ve ortalama 3 yılda bir gerçekleşiyor bu ziyaretler. Toplamda 8-9 ziyaret gerçekleşti, tam emin değilim sayısından ama 3 yılda bir gerçekleşiyor ve son SPT ziyareti de 2019 yılının içerisinde gerçekleşmişti. Bunun raporu da SPT bir süre sonra o ziyarete ilişkin bir rapor yayınlar. Ve o raporda ziyarette gördüğü hukuk aykırılıkları ve yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde yazar. İşte o raporda SPT ilk defa bu haber alamama meselesine değinmişti ve bir tabir kullanmıştı. Incommunicado demişti buna. İnkomünikado durumu aslında şudur. Bir kişiden uzunca bir süre, makul bir süre boyunca hiçbir şekilde haber alamama hali demek oluyor. Tam da Sayın Öcalan'ın ve diğer müvekkillerimizin bugün içinde bulunduğu duruma uyuyor. Bu konuya ilişkin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yapılan bazı başvurular var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi de aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir insan hakları koruma mekanizmasıdır. Ve buraya yapılan başvurularda Birleşmiş Milletler'in verdiği 3-4 emsal karar da var. İnkomünikado durumuna ilişkin. Onlarda da başvuru yapan başvurucuların durumu benzer Sayın Öcalan'la ve diğerleriyle. Hatta daha kısa süreler için bir de ihlal kararı vermiş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Zorbalık demek, nobranlık demek, hukuk tanımazlık demek, ben istediğimi yaparım anlayışı demek. Karşımızdaki zihniyet bu zihniyet. Belki de şöyle anlamak gerekiyor. Biz hep söylüyoruz. İmralı'da aslında devlet 99'dan beridir sadece tecrit uygulamakla kalmıyor. Orada yeni yönetim teknikleri de geliştiriyor. Yönetme biçimleri, yönetim teknikleri ve bu yönetim tekniklerini de sonra bütün Türkiye'de uyguluyor. Bunu biz 20 yıldır yaşıyoruz. Harfi harfiye de olan şey budur aslında. Fakat İmralı'da bu tecrite karşılık, bu yönetim tekniğine karşılık büyük de bir direniş var. Emsalsiz bir direniş var. Sayın Öcalan 22 yıldır bu politikalara karşı diz çökmedi. Hep direnmeye devam etti. Aynı şekilde bu politikalar Türkiye'de uygulanıyor bugün. Bu yönetim teknikleri. Nedir bu yönetim tekniği? Bu yönetim tekniği kendi kanunlarını bile tanımamaktır. Kendi hukukunu tanımamaktır, uygulamamaktır. Keyfiliktir. Ve bunun aynısı şu anda Türkiye'de yapılıyor ama buna mukabil İmralı'daki direnişin bir benzeri Türkiye'de var dersek bu çok gerçekçi olmaz. Nasıl ki İmralı'da bir direniş varsa Türkiye'de de bu hukuksuzluğa karşı, bu yeni yönetim tekniğine karşı bir direniş gelişmesi gerekiyor. Demokratik bir direniş sergilenmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Sayın Öcalan 99'dan beridir belli bir çizgisi var. Ve bu çizgisi de aslında ta 90'a 94'e kadar gider. Kürt meselesinde demokratik barışçıl çözüm çizgisi var Sayın Öcalan'ın da. Çok tutarlı bir şekilde bütün o koşullara rağmen, İmralı'daki bu hukuksuzluklara rağmen bunu sürdürdü. Son haber alabildiğimiz zamana kadar da sürdürdü. Mesela 2019'da yapılan avukat görüşmeleri vardı sınırlı bir şekilde. 5 kere gerçekleşti biliyorsunuz açlık grevlerinden sonra gerçekleşebilmişti. 2011'den 2019'a kadar hiç yapılmamıştı avukat görüşü. Ama o tarihte 5 kere görüşme gerçekleşti ve o 5 görüşmede de Sayın Öcalan aynı çizgisini sürdürdü. Barış için, demokratik çözüm için hazır olduğunu ve neler yapabileceğini söyledi. Aynı şekilde avukat görüşünün engellenmesi için de infaz hakimliğinden karar alınıyor şu anda.
Yani tamamen bir kılıfa uydurma çabası görülüyor burada. Gerekçesini bile bilemiyoruz. Yani neden isim cezası verilmiş? Bizden gizlendiği için, çok sonradan öğrendiğimiz için ona gerekli şekilde müdahale de edemiyoruz. Bu son disiplin cezasını da biz sanırım geçtiğimiz ayın sonunda Bursa İnfaz Hakimi yaptığımız bir başvuru üzerine öğrendik. Çünkü her hafta yapılan aile görüşmeleri otomatik olarak reddediliyordu. Biz infaz hakimine başvurarak aile görüşünün sağlanmasını talep ettik. O başvurumuz üzerine öğrendik ki müvekkillerimize hem Sayın Öcalan hem diğerlerine yine disiplin cezası verilmiş. Ama neden verilmiş, orada ne olmuş, nasıl bir olay vuku bulmuş ya da bir şey olmadığı halde mi verilmiş bu ceza? Hiçbirini bilmiyoruz. Ve bize de tebliğ edilmiyor, böyle tesadüfen öğreniyoruz. Buna rağmen biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Ama söylediğim gibi zamanında öğrenebilsek, dışlanmasak bu süreçten belki gerekli müdahaleyi daha sağlıklı bir şekilde yapabilecektik. Ama bu da istenmiyor artık. Yani avukatlar tamamen dışlanma çalışılıyor süreçten. Bunun kendisi başlı başına büyük bir hukuksuzluktur. İşin şu boyutu da var. Sayın Öcalan ve diğer müvekkillerimiz bu kararlara itiraz etmemişler. Çünkü artık hukuka, yasalara bir inançları kalmamış. Bu kararların tamamen siyasi olduğunu onlar da biliyorlar, eminler. Bu da aslında bir mesajdır. Hem bize hem topluma bir mesajdır yani. Artık burada hukuk yok, yasa yok İmralı'da demek oluyor. Bunlar hukuken açıklanabilecek meseleler değil. Bunların hepsinin arkasında siyasi irade var. Siyasi iradenin aldığı karar var. Bu da nedir? İşte Kürt meselesinin demokratik barışçıl yollardan değil de güvenlik politikalarıyla çözülmeye çalışması meselesidir. Fakat bunun da sonuç almadığını biz İmralı sürecinde 22 yıldır biliyoruz, görüyoruz. Onun öncesinde de 40 yıldır, hatta Cumhuriyet kurulduğundan beridir Kürt meselesinin çözülemediğini görebiliyoruz. Savaşla, güvenlik politikalarıyla bu mesele çözülemiyor. Bundan sonra da çözülemeyecek. Bu sadece Türk halklarına bedel ödetmek anlamına geliyor. İnsanların Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Zaten bozuk olan ekonominin daha da bozulması anlamına geliyor. Muhalefete de düşen görev var. Nasıl ki tecritte karşı ses çıkarması gerekiyorsa, kabul edilmemesi gerekiyorsa o hukuksuzluğun ve onun Türkiye'deki yansıması olan keyfi rejimin kabul edilmemesi gerekiyorsa, bu savaş politikalarının da kabul edilmemesi gerekiyor. Muhalefetin, hükümetin politikalarına eklemlenmemesi gerekiyor. Eğer böyle yapılırsa bu bütün Türkiye'yi kaybettirir çünkü. Şöyle söyleyeyim, biz SİPİT'e yılda ortalama 3-4 sefer başvuru yapıyoruz her yıl. Yani 3 ayda bir ya da 4 ayda bir İmralı'daki durumu, tecrit durumuna ilişkin gelişmeleri aktarıyoruz. Başvurumuzu yapıyoruz ve taleplerde bulunuyoruz. Dolayısıyla yılda 3-4 kere yapıyoruz biz bu başvuruyu. Ve yüz yüze de geçmişte çok sefer görüştük, pandemi öncesinde özellikle. Fakat pandemi süreci başladığından beri henüz yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmedik. Fakat kısa vadede bir görüşme yapmayı planlıyoruz. O konuda bir randevumuz var. Yüz yüze görüşürsek de biz bu raporlarda yazdığımız şeyleri daha açık, net bir şekilde ileteceğiz kendilerine. Hem bizim aktarımlarımız hem de kendi raporlarındaki hususları hatırlatacağız onlara ve SİPİT'in İmralı'yı yeniden ziyaret etmesini isteyeceğiz, talep edeceğiz. Çünkü röportajın başında da söylemiştim. Ortalama 3 yılda bir gerçekleşiyor bu SİPİT'i görüşmeleri, ziyaretleri. Ve yine 3 yıl geçmiş durumda. 2019'da yapılmıştı son ziyaret. 2022 yılındayız şu anda. Yani SİPİT'in İmralı'ya gitme zamanı geldi aslında. Ortaya çıkan tablo Türkiye Cumhuriyeti için bir şanstır da. Yani Kürt halkının Sayın Öcalan'ın arkasında durduğunu gösteriyor. Yani Sayın Öcalan'ın arkasında durması neden şanstır Kürt halkının? Çünkü Sayın Öcalan'ın perspektifi ortada. Bütün Türkiye'yi kazandıracak bir perspektifi var. Çünkü Sayın Öcalan barışçıl yollardan Kürt meselesinin çözümünü savunuyor. Demokratik yollardan en makul şekilde, en gerçekçi şekilde çözümünü savunuyor. Ve bunun için de tırnağıyla dişiyle uğraşıyor. İmralı'daki o hücrede 22 yıldır bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Yoksa o koşullarda yaşamanın gerçekten bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Tabutluk gibi bir yerde yaşıyorsunuz yani. Düşünün, dışarıya bir ses çıkarma imkanı bile yok. Ailesiyle görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Ne durumda olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla o Nevroz'da çıkan tablonun, manzaranın aslında kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Devlet tarafından da kıymetinin bilinmesi gerekiyor. O büyük bir mesajdı, önemli bir mesajdı. Kürt tarafı demokratik barışçıl yollardan çözüme hazırdır mesajı oluyor bu aslında.
Sayın Öcalan'ın arkasındayız biz. Bu o mesaj oluyor. Ve Sayın Öcalan da dediğim gibi zaten barış elini uzatmış, bekliyor İmralı'da. Bir muhatap arıyorum diyordu geçmişte ve hala öyle bir muhatap arıyor. Öyle bir siyasi liderlik arıyor. Umarız bu mesaj iyi alınır, algılanır ve az önce de bahsettiğimiz o güvenlik politikalarına son verilir. Bu en son güneye başlatılan operasyon da bu kapsamda, bu politikaların bir sonucu olan bir operasyondur. Dediğim gibi belki seçim hesapları yapılarak da gerçekleştirilmiş bir operasyon olabilir ama sonuçta bu Türkiye'ye kazandıracak bir girişim değildir, kaybettirecektir. Nevroz'da aşağı çıkan o barış isteği, barış talebi göz önünde bulundurulursa bu bütün Türkiye'ye, bütün Türk halklarına kazandıracaktır diye düşünüyorum.